Niko, dünyanın en doğusundaki ücra ve gizemli bir adada dünyaya geldi. Kadim bir Vastaya kabilesinin hayattaki son üyeleri bu ıssız yerde diğer medeniyetlerden uzakta yaşıyordu. Ovikat denilen bu kabile öyle köklüydü ki soylarını doğrudan tüm Vastayaların atası kabul edilen efsanevi Vastaya Shire'ye kadar dayandırabiliyorlardı. Ovikatler emsalsiz bir güce sahip olsalar da özlerinde barışçıl varlıklardı. Ahenkli toplumları ruhlar alemiyle uyum içinde yaşıyordu. Böylece bölge sakinleri şomaları yani ruhani özleri sayesinde diğer varlıkların yalnızca yakınında bulunarak onlarla iletişim kurabiliyor, hatta çeşitli fiziksel biçimleri taklit dahi edebiliyordu. Aralarında gizli saklı olmadığı halde Niko kadar meraklı, çevik ve enerjik ovikatler oldukça nadirdi. Zamanla Niko'nun oyunlara olan düşkünlüğü arttı. Çeşitli eşyaları, düşünceleri saklar ve bunları aramaya koyulanları keyifle izlerdi. O kadar meraklıydı ki her şeye burnunu sokardı. Ama iyi niyetli ve masumdu. Mutlu bir yaşamı vardı. Ama uzun süre öyle kalamadı. Büyük bir felaket kara bulut gibi üzerlerine çöktü. Ovikat bilgelerinin işlek zekası ve fedakarlıkları sayesinde Niko memleketi yerle bir olurken kaçmayı başardı. Becerebildiğince bir kuşa dönüştü ve alev alev yanan memleketini uçarak terk etti. Halkının alemler arasındaki ruhani boşlukta yankılanan çığlıkları kulağındaydı. Günlerce kanat çırpan çaresiz Niko en sonunda bitap düştü ve denizi boylayıverdi. Suyun üzerinde yüzen bir kütüğe tutunarak kaderini akıntıya teslim etti. Ve nihayet gözüne garip bir karaltı takıldı. Dalgaların ardında bir takım sesler duymaya başladı. Hayal meyal seçtiği garip yapıya doğru yüzmeye koyuldu. Gücünün son damlasını kullanarak bu yapıya tırmandı. Daha sonra öğrendiğine göre burası Harel Port'a giden bir ticaret gemisinin güvertesiydi. Soluklanmaya çalışırken kayıp kabilesine ulaşmak için ruhani aleme seslendi. Cevap olarak yalnızca dağınık, hüzün dolu yankılar geldi. Gözlerinin önünde harap olmuş bir ufuk çizgisi ve onun önünde de kömüre dönmüş ölü ağaçlar belirdi. Niko, gemiden inerek şehre adımını attığı anda daha önce hiç karşılaşmadığı garip bir dünyanın kapısı açılmış oldu. Tüm duyuları aniden harekete geçti. Böyle bir durumla karşılaşan çoğu yaratığın, hatta ovikatlerin bile ödü kopardı. Fakat Niko'nun meraklı doğası onu eşsiz kılıyordu. Topluluk, bambaşka kişilikleri, farklı amaçları ve hedefleri olan yabancılarla dolup taşıyordu. Sayısız hikayeyle ve hayatla dolu bu yer Niko'yu tam anlamıyla mest etti. Ama bu ilginç şehirde pek ilerleyemeden Krete adındaki Vastaya bir denizci onu durdurdu. Niko adamın ne söylediğini tam olarak anlayamadı. Fakat yabancı belli ki onun hangi kabileden olduğunu öğrenmek istiyordu. Niko, dostane niyetinin anlaşılması için şomasını kullanarak adamın yüzünü ve ifadelerini taklit etmeye başladı. Ancak bu yaptığı Krete'nin hiç de hoşuna gitmedi. Niko, denizcinin hayra alameti olmayan düşüncelerini benliğinde hisseder hissetmez oradan uzaklaşıp kalabalığa karıştı. Gözden kaybolana dek farklı farklı şekillere büründü. Sonunda Harel Port'un ardındaki verimli tropikal ormana ulaştığında yeni tecrübelerine akıl erdirmeye uğraştı.
yalnızca konuşarak iletişim kurulmasını kavramakta güçlük çekiyordu. Bu kadar kısıtlayıcı bir şeyi niye yapıyorlardı? Kafasını dağıtmak için ağaçların arasında gözüne kestirdiği parlak tüylü orman kedilerinin şekline büründü ve onlarla koşturmaya başladı. Nico hızlı ve çevik olmaya bayılırdı. Kedilerin uyanık, keskin gözleri ona evini hatırlatmıştı. Aklında memleketi, ormanda koşarken sürünün lideri aniden kara saçlı, güçlü, güzeller güzeli bir kadına dönüşüverdi. Birbirlerini gergin gergin tarttılar. Sonunda kadın isminin Nidali olduğunu söyledi ve Nico'yu isteksizce grubuna dahil etti. Nico, Ovi katlerin sırlarını diğerlerine açmaya çekiniyordu. Fakat Nidali ile arasında güçlü bir benzerlik seziyordu. Bu vahşi avcının Bastaya ırkıyla uzak da olsa bir bağ olabileceğini düşündü. Arkadaşlıkları dostluğa dönüştü ve yabani doğada aylarca birlikte dolaştılar. Fakat şehirler ve kasabalar her ne kadar kusurlu ve sorunlu olsa da Nico'yu cezbetmeye devam ediyordu. Ataları rüyasında Nico'yu ziyaret ediyor ve yanmış ağaçların soluk dallarını tekrar tekrar gösteriyordu. Ağaçların yine çiçek açması, bunun için de renklere doyması gerekiyordu. Nico da kararını verdi. Yeni macerasına arkadaşını da davet etti ama Nidali'yi ikna etmenin imkanı yoktu. Nico ona biraz kırılsa da kararından vazgeçmedi ve tek başına yola koyuldu. Ovi Kat kabilesindeki eski yaşamı sona ermiş olabilir. Fakat Nico güzellikle dolu bir gelecek hayal ediyor. Kendi gibi düşünen ve bu görüşleri benimseyen Bastayaları, Yordalları, insanları ve tüm diğer canlıları kapsayan daha büyük bir kabile düşünüyor. Nico'nun yeni kabilesinde herkes kendine yer bulabilir. Katılmak isteyenleri bulup, onlarla dostluk kurup, şovmalarını hayatı pahasına savunmayı görevi biliyor. Nico'yu tanıyıp da sevmeyen, Nico'nun sevip de şekline bürünmediği kimse yoktur.